Kaldığınız ev kira mı, yurt mu, kendi eviniz mi? Kirada kalıyorum. No, I rent a house. Kira. 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 Kira, kendi ev. Kira. Kira. Ne kadar kira veriyorsunuz? 2500 TL kira veriyordum. Geçen sene anlaşmıştık ev sahibimizle. 6000 liraya çıkardı şimdi kirayı. I pay 385 pounds. 7500. 4000 TL. 4500. Stüdyo daireye 4000 TL ödüyorum. 5000 TL. Ben peşin ödeme yaptığım halde şu anda 6000 liradan kalıyorum. 2 senelik ödeme yaptım. Yani yüksek bir rakam açıkçası. Kirada mutlu musunuz? Yani fiyatı yükselttiği için mutsuzum. Aslında 2500 olduğu için biraz mutluydum şartlara göre. Eşyalı demişti ama pek eşya yoktu. Yatak vardı, masa vardı. Sandalyeleri kendim almıştım. Yes, I am happy. Hayır değil. Hayır. Kaldığım eve göre yani küçük olmasına rağmen çok fazla kira ödüyoruz. Tabii ki hayır, mutlu değilim. Hayır. Çok pahalı. Geçen sene 3000 verdiğim eve 4,5 veriyorum bu sene. Kirada ev sahibimden dolayı mutlu değilim. Çok para göz olduğu için para konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Hayır. Tabii ki kendi evimi alsam daha mantıklıydı. Çünkü fiyatlar çok yükseldi. İlk başta alabilirdim. Şu an alamıyorum. O yüzden mutlu olmak zorundayım. Öyle söyleyeyim. Ev bulurken zorlandınız mı? Evet, 3 ay kadar aramıştım. Şimdi yine arıyorum. 2 ay geçti, hala ev arıyorum. No, not at all. Çok zorlandım. O kadar zorlandım ki 3 senedir aynı evde kalıyorum. Çok zorlandım, dolandırıldım. Bayağı zorlandık. Zorlandım, dolandırıldım. Çok zorlandım. Hatta ev bulamadığım için okulu dondurma fikri bile aklıma girmişti. Ev bulurken çok zorlandık. Hatta bir 2 ay gezdik yani. Peki KKTC emlak piyasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani genel olarak fiyatlar yüksek ve ev sahipleri tutarsız davranıyorlar. Eşyalı, eşyasız konusunda daha çok. Ben eşyalı bir ev arıyorum öğrenci olduğum için. Yani pek sağlıklı değil. Bir şey yok. Bence fırsatçılık konu yapılıyor. Öğrencilerin buraya zaten geleceklerini biliyorlar. O yüzden belli bir yerden sonra işte artık maliyetler falan düşünülmeden, öğrenci düşünülmeden maliyetler çok yükseltildi. Eskiden 2000-3000 olan evler şu an 10 bin liraya falan veriliyor. Bunu da geçtim. Yani TL bulmakta zorlanıyor. Sitenden isteniliyor. Bence KKTC emlak piyasası öğrenciyi sömürmeye yönelik bir plan olduğunu düşünüyorum. Gereksiz bir pahalılık var. Yani çıkınca ayrıca bir daha indirmiyorlar. Böyle bir zorluk var. Fırsat kolluyorlar bence. Sırf emlakçılara para vermemek için bile o evden çıkmam ben. I think it's easy. It's not that tough to find a house. If you look by websites or by social media through Instagram, it's easy to contact owners. Herkes emlakçı, herkes komisyoncu. Yani kendi evini satan bile komisyon istiyor artık. O yüzden hani iş kötü duruma gidiyor açıkçası. Peki emlak piyasasında yaşadığınız sıkıntılar nedir? Bize bir anınız varsa anlatmak ister misiniz? 2500 liraya kaldığım ev herhangi bir yasa doğrultusu olmadığı için 6000 liraya çıkarabiliyor ev sahibi. Bunun keyfi isteğine göre yapabiliyor. Ben şu an bir öğrenci olarak kalacak yer arıyorum. Herhangi bir kalacak yerim olmadığı için şu an büyük ihtimalle cami avlusunda falan kalacağım. Finalde bu olacak. Burada Türkiye'de olduğumuz için burayı bilmiyorduk. İşte geldik. Geldiğimizde evin yani bizim merkezde falan olduğunu zannediyorduk. Ama ev lafta da çıktı. Okula çok uzaktı. O yüzden kadınla emlakçıyla sıkıntı yaşadık. Paramız gitti. Biz evi tuttuk. Emlakçı başkalarına da kiralamış. Sonrasında ulaşamadık zaten kendisine tekrardan. İlk sene eve çıktım. Dedi ki bize, dedi dubleks eve geçeceksiniz falan filan, size de ev ayarlayayım. Tamam dedik biz de. 3 ay boş boşuna kira verdik. Üstüne depozito yandı. Ondan sonra dışarıda kaldık. Ondan sonra bir tane ev bulduk. Geçen sene 3000 liraya kalıyordum ben. Bu sene oldu 9000 liraya düştüm. Aynı şekilde ben de dolandırılmıştım ve kaporamız yanmıştı. Herhangi bir anım yok benim ya. Bir zorluk yaşadıysam ev ararken ve ödeme ev sahibimden dolayı bir sıkıntım var sadece. Kötü bir tane var. Ben Türkiye'den tutmak istedim ilk geleceğim zaman. Parasını verdim ama gördüğüm ev o ev değildi. Daha sonradan vazgeçtim, başka ev tuttum.